Hazreti Ali Efendimiz Hısma'dan döner dönmez Resulullah Efendimizin yeni bir seferini haber almıştı. Hayber. Hayber gazası Hudeybiye müsalahasından bir ay sonra gerçekleşmiştir. Bu kadar kısa bir süre içinde ard arda ve iki zıt yöne gerçekleştirilen seferler, o günün şartları, zorlu çöl yürüyüşleri, askeri teçhizatın azlığı, açlık yokluk gibi yan hususlarda ilave edilince zor tanımını aşacak ölçüdedir. Hayber, Şam yolu üzerinde Medine'ye 184 kilometre uzaklıkta zengin ve bereketli bir Yahudi yerleşimiydi. Volkanik ovalarla çevrili bu geniş vaha, derelerinin bolluğu ve sulama yapılabilmesi sebebiyle tarıma elverişli zengin toprakları barındırıyordu. Hayber'in kalabalık halkı 7-8 müstahkem kaleyle korunuyordu. Hindistan ve Çin'den gelen ticaret kervanları şehrin zenginliğine zenginlik katıyor, ziynet eşyaları, silahlar, kumaşlar, köleler, baharatlarla rengarenk bir pazar haline geliyordu. Bölgenin en zengin ticaret merkezi olan Hayber, Mekke'ye bir hayli uzak olmasına rağmen Mekkeli zenginler düğünleri için bile buradan malzeme alır, kadınların takıları dahi buradan kira yoluyla getirtilirdi. Hayber'den gelen takılar makbuldü. Hayber'in kumaşları kaliteliydi. Sebze ve meyve Hayber'den gelirse lezzetliydi. Hayber'den gelen silahlar gurur vesilesiydi. Hayber, tabiri caizse Hicaz bölgesinin ticaret, zevk ve moda merkeziydi. Sokakları her kesimden ve milletten insanla dolar taşar, Hayber'in Yahudi sakinleri her geçen gün zenginliklerine zenginlik katardı. Tüccarlar Hayber tarzı giyinmekle övünür, bu zengin şehre her gelişlerinde başka bir kılıkla karşılaşır ve bunları uygulamakta birbirleriyle yarışırlardı. Resulullah Efendimiz ise Müslümanca kıyafet dışındaki usullere karşı çıkar, ashabının üzerinde yeni model kıyafetler görünce onları, ''Siz bu taylasanlarla Hayberli Yahudilere benzemişsiniz.'' sözleriyle uyarırdı. Anlaşılan Müslümanlar arasında modayı takip etmek, bugünün tersine o gün makbul bir iş olarak görülmüyordu. Ahalisinin tamamı Yahudilerden oluşan Hayber halkı, civardaki eğitimsiz, cahil bedeviler ve tüccarlar tarafından takip edilmekten o denli gururlanıyor, zengin ve varlıklı olmaktan o denli büyükleniyorlardı ki, halkın cahilliklerini eğlence konusu ediniyorlardı. Hele bir saldırı esnasında arkalarına sığındıkları, içi teçhiz edilmiş, günlerce muhasara edilseler erzakları tükenmeyecek kalelerine itimatları o denli fazlaydı ki, herkese karşı koyabilecekleri güvencini taşıyorlardı. Hayberliler, Medine'den sürülen Yahudileri korumak görevini de üstlerine almışlardı. Bu yeni gelenler, Hendek Savaşı'nı kızıştıran Beni Nadir Yahudileriydi. Onların katılmasıyla Hayber nüfusu kalabalıklaşmış hem de zenginleşmişti. Hayberlilerle Mekkeliler arasında askeri bir anlaşma da vardı. Buna göre Müslümanlar bu iki gruptan birine saldırdığı takdirde diğeri Medine'ye saldıracaktı. Zira Medine'nin bir ucu Mekke, diğer ucu Hayber'e açılıyordu. Peygamber Efendimiz Hayber'e saldırmayı çok önceden düşünmüş olmalı ki Hudeybiye musallahasıyla Mekkelileri savaşın dışında bırakmış ve Hayber'in üzerine ancak bundan sonra yürümüştü. Hayber askeri bakımdan da oldukça donanımlıydı. Öncelikle kaleleri sarp kayalar üzerindeydi ve kuşatılması güç bir alanda bulunuyorlardı. Ayrıca Hayberlilerin 200 bin askerin yanında çok sayıda mancınıkla da kendilerini savunma yetenekleri vardı. Resulullah Efendimizin bütün bunlardan elbette haberi vardı. Bu sebeple ashabını cihada davet ederken sadece hakkıyla çarpışacak olanları davet etmişti. Bu sebeple Hudeybiye seferine katılmaktan çekinenler, ganimetin bolluğundan dolayı Hayber'e katılanlara Resulullah Efendimiz şu cevabı vermişti. Cihad etmek, Allah yolunda çarpışmak isteyenlerden başkası bizimle birlikte gidemeyecekler. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir. Ashab-ı kiram harıl harıl Hayber seferine hazırlanır. Sokaklar sağa sola koşturanların kaldırdığı toz bulutu içinde yüzerken, Resulullah'ın çıkardığı tellallar Medine sokaklarını dolaşıyor ve sesleniyordu. Allah yolunda çarpışmak isteyenlerden başkası bizimle birlikte gidemeyecekler. Onlara ganimetten de bir şey verilmeyecektir.
Bunu duyan Müslümanlar azimle ve gayretle, öncekinden daha büyük bir şevkle hazırlanıyor, haberden sıkıntıya düşenlerse seferin ne kadar zor olduğunu, Hayber kalelerinin sarplığını önlerine gelene anlatıyorlardı. An geçmiyordu ki bir sahabenin yanında bir münafık bitivermesin de bu şevkli yolcuları işinden alıkoymaya çalışmasın. Adeta madem bize ganimetten pay verilmeyecek, biz de onlara mani olarak ganimeti elde etmelerine engel oluruz. Bize yoksa onlara da yok demeye çalışıyorlardı. Medine'deki hummalı hazırlığı gören Yahudiler de endişelenmiş, Resulullah Efendimizin Kaynuka, Nadir ve Kurayza Yahudilerini silip süpürdüğü gibi Hayber Yahudilerini de ortadan kaldıracağını anlamışlardı. Bu sebeple bir çöp parçası kadar dahi alacağı olan Yahudi, seferden alıkoyabilmek için Müslümanların ardına düşmüştü. Hepsi alacaklarını istiyor, kimseye nefes aldırmıyorlardı. Öyle ki üzerindeki elbisesine varıncaya kadar soydukları Müslümanlar bile vardı. Ki onlar Müslüman kardeşlerinin ödünç verdiği elbiselerle sefere katıldılar. Resulullah'tan aldıkları harçlıkları ailelerine bıraktılar, onun verdiği kılıçları kuşandılar ama yine de seferden geri durmadılar. Çünkü onlar yalnız Allah için savaşanlardan olmak istiyorlardı.